Web Legion'dan herkese merhabalar. Yaklaşık 3 yıldır çok sevilen dizi Game of Thrones'a hasret kaldık. HBO'nun yeni diziyi duyurmasıyla beraber Game of Thrones severler özlediği heyecana tekrardan kavuştu. Dizi çıktığından beri dizi hakkında pek çok teori ve tahmin bulunsa da heyecanla izlediğimiz dizide kaçırdığımız bazı noktalar var. House of Dragon dizisindeki kaçırılan ayrıntıları gelin hep birlikte inceleyelim. İlk bölümde çoğu kişinin gözüne çarpmayan bir diz çökme sahnesi bulunuyor. Bu sahnede Bormund Baratheon, varisi ilan edilen Rhaenyra'ya karşı diz çökmekte tereddüt ediyor. Game of Thrones'ta izlediğimiz Robert Baratheon'un isyanının 170 sene öncesine kadar dayanan bir tereddüte bağlandığını burada anlıyoruz. Bir başka detay ise Viserys'in tacındaki ve Rhaenyra'nın kolyesindeki hanedan simgeleri. Dizide Kral Viserys'in tacında Lannister, Arryn, Martell, Tully, Tyrell, Baratheon ve tabii ki Targaryen simgelerine yer verilmiş. Rhaenyra'nın kolyesinde ise Tully, Stark, Martell, Arryn, Lannister ve Targaryen simgeleri bulunuyor. Prenses Rhaenyra çok fark ettirilmese de amcasına çok düşkün bir yeğendi. Zira Daemon ona sürekli olarak ilgi gösteriyordu. Daemon, ejderhası ile ne zaman Dardeniz'i aşsa dönerken yanında yeğeni için egzotik hediyeler getiriyordu. Diziyi izlerken bunu ne kadar fark etsek de Daemon 1-2 dakika sonra yaptığı bu inceliği küstahlığıyla unutturuyordu. 3. bölümde Rhaenyra kanlar içinde herkesin karşısında yürürken prensesin bakışları bir anlığına kemik kıran lakaplı Heaven Strong ile kesiyor. Prensesle evlenmek isteyen Lannister'lar bile ona yüzünü ekşiterek bakarken Heaven ona hayranlıkla bakıyor. Yönetmenin bu ufak hamlesiyle kemik kıranın dizide ileride Rhaenyra ile evlenip önemli bir role sahip olacağının ipucu verilmiş olabilir. Yine 3. bölümde sahne çok karanlık olduğundan göremediğimiz bir ayrıntı da kralın elleri. Kral Viserys'in parmaklarına dikkatli baktığımızda bazı parmaklarının eksildiğini görüyoruz. Bu da dizinin başından beri bize gösterilen kralın hastalığının ilerlediğini, kralın günden güne çürüdüğünü gösteriyor. Başka bir detayımız ise diğerlerinin aksine daha belirgin bir sahne dizisi. 3. bölümde Rhaenyra ve Daemon'un birbirine benzetilmeye çalıştığını gördük. Öyle ki prensesin domuzu yumruklayıp kralın kampına taşıdığı sahne ile amcası Daemon'un kendi askerlerini yumruklayıp yengeç besleyenlerin kralını sürüklemesi birebir aynı diyebiliriz. Yengeç besleyenlerin kralından bahsetmişken bu karakterimizin de vücudunun yanık olduğunu fark etmişsinizdir. Fakat düşünülenin aksine bunlar yanık yaralar değildir. Game of Thrones'tan bildiğimiz üzere evrende bir gri hastalık mevcut. Bu karakterimizde de gri hastalık vardır. Ayrıca karakterin taktığı yarı kırık maske yine Game of Thrones'ta Daenerys'e karşı isyan başlatanların taktığı harpy maskeleridir. Son ayrıntımıza geldiğimizde ise Daemon Targaryen'in kılıcına bakıyoruz. Valyria çeliğinden yapılan Dark Sister isimli kılıcın ilk sahibi Fatih Aegon'un kız kardeşi ve aynı zamanda eşi olan Visenya Targaryen'in kılıcıdır. Dizi için yapılan kılıcın topuzunda ejderha yumurtası motifini ve ejderha kanatlarını görüyoruz. Bilim, gündem, dizi film, kripto para, otomobil ve teknoloji ile ilgili içeriklere sosyal medyada rastlamak isterseniz bizi Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bizlere görüşlerinizi belirtmek istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.